Eta Tahmince'nin eşi e, tam o yardım çağrıları yapıldığı dönemde dünya kadar götürüp e, zinet eşyasını oraya bağışlamışken Bank Asya'ya kira yatıran insanlar dışarıda kalıyor. Bank Asya'ya kira yatıran ya da yardım yatıran ya da başka bir şekilde bir ödemesini alan insanlar yargılanıp ceza alırken bu tür insanlarsa dışarıda. Bank Asya'nın ortakları olan insanlar e, ve oranın kurucuları kısmında olan insanlar ellerini kollarını dışarıda e, sallayıp gezerken ki... FETÖ ile ilgili yapılan mücadelede 4-5 kıstastan bir tanesi ama bununla ilgili en aşağıdaki belki de hani en son hiç ceza almayacak bile derecede sempatisi dahi sempatisi dahi olmamasına rağmen mecburiyetten dolayı gidip orada bulunan insanlar cezaevinde. E şimdi bu adaletsizlik oluyor. En tepe kadrodaki insanları siz serbest bırakırsanız onların nüfuz ettiği etki daha büyük. Siz FETÖ'yü bitirmek istiyorsanız kimseyi ayırt etmeden gerçekten bu işle ilgili bilgi belge ve deliller ortaya koyup kimseyi mağdur etmeden bu işi yapacaksın. Şimdi nasıl oluyor? Artık bu iş iki tarafında iki taraftan da sulandırılıyor. Nasıl sulandırılıyor? Bir nesiz e, görüyorsunuz ki duyuyoruz hepimiz. Hepimiz Barışlar'ın kitabında de hepsini anlatıyorlar tek tek. Metastaz'da anlatıyorlar tek tek. İstanbul yargısı İ üzerinden nasıl bir evet, FETÖ borsası. Evet, bu, Daha bu iki gün önce gene İsmail Saymaz Halk TV.com.tr'de bir özel haber yaptı. Banka Bank Asya, Asya, üzerinden 61 evet. bin e, TL mi yani yok. ya da 600 ben de o dosyayı inceliyordum da onun için biliyorum çok acayip rakamlar. yani rakamlar İsmail önce yazdı bir şey yani 100 bin lira yatırıyor bir kadın. birisi onu evet. ceza ile evet. atıyorlar Ve o 20, 25 ay Cezada hapis cezası ceza alırsa, evet, alırsa ay, girecek 25 ay hapis cezası alıyor yani ki o yo, yok yo, almış 25 ay hapis cezası alıyor 1000 lira yatırdığı için. İşte hakkında başka iddialar da var. Başka bir iş adamı var ki bu İzmir'deki babalar grubundan olduğu iddia ediliyor. Babalar grubu dediğimiz oranın en zengin Fethullahçıları ve sürekli toplantılar yapıyorlar. Ve kendisi 61 milyon TL ha, ya da ben 61 milyon, hemen, milyon evet, evet, yatırıyor, çekiyor, tekrar yatırıyor ve bunların büyük hallice kısmında Fethullah Gülen'in 17-25 Aralık'tan sonra işte bankasya kapatılınca bankasya para yatırın çağrısından sonra ona şey veriliyor belli bir hapis cezası veriyor bir yıldan sonra. O da hükmün açıklanması geriye bırakılarak hapse bile girmeyecek koşullar i̇şte hazırlanıyor. İşte bu da adalet duygusunu zedeliyor abi. Niye biliyor musun? Ama Murat bu adalet duygusunu zedelemekle sınırlı bir şey değil. Bu aynı, ben aynı de zamanda devlete güveni yerle ihsan edecek bir şey yani. Şimdi buradaki olay ne oluyor biliyor Hı. musun? Az önce bahsettiğim FETÖ ile mücadele eden dediğim insanlar var ya, o insanların verdiği mücadeleye çok büyük bir haksızlık yapılıyor. Yapılmıyor değil, yapılıyor, yeteri kadar yapılmıyor ve diğer taraftansa kapı tarafından başka tarafta işler dönüyor. Şimdi bir diğer taraftansa FETÖ ile geçmişte bağları olan iltisakları olan FETÖ'yü dinlerken, FETÖ lideri Fethullah'ı dinlerken gözyaşlarını akıtan onun için e, türlü şiirler besteleyen, onu ziyaret adı altında gidip de yanlarından ayrılmayan gazeteciler, belediye başkanları milletvekilleri ve onun uğruna ayakkabısının paspası olacağım diyen kişiler bugün çıkıyorlar, o gün FETÖ'ye karşı durmuş olan insanlara FETÖ'cü haftası yapıştırmaya çalışıyorlar Bir de o var. şimdi ben parsel parsel kitabını yazıyorum FETÖ'ye her türlü araziyi, belediyenin imkanlarını peşkeş çeken Melik Gökçek ve oğlu kalkıyor. Bana diyor ki FETÖ'cüler Murat Ağrel'i destekledi. Niye? Çünkü ben Ergenekon kumpasında da yargılanmış biri olarak bunlarla zaten yıllardır 2006 yılından beri mücadele ediyoruz biz. Beni sorgulayan isim Zekeriya Öz. Çapraz sorgulayan Mehmet Ali pek güzel. Bunlarla mücadele etmişiz biz. Ve diyor ki bunlar da bakın diyor FETÖ'cüler destekledi. Amaç ne biliyor musunuz? Kendilerini perdeleyebilmek için bu insanlar, bu kişiler kendilerini perdeleyebilmek için bu uğurda mücadele eden vatansever ve kemalist insanları öne atarak bizi bir şekilde yıpratmaya çalışıyorlar. Yaptıkları kötülük nasıl bir kötülük biliyor musunuz? FETÖ'cüler de diyor ki ben cezaevine girdiğimde söylüyorum size. Bakın bundan devletin haberi de var. Cezaevine girdiğimde FETÖ'cüler kendi avukatlarını ya da bir şekilde haber ulaştırarak diyorlar ki ya gördünüz mü Murat Arel sen kemalistsin. Sen FETÖ'cülerden bahsedip duruyorsun. Gördün mü bizim hiçbir suçumuz yok aslında bizi de senin gibi yargıladılar. Bak bize de aynısını söylüyorlar. Demek ki biz aynı aynı mertebedeyiz yani. Yani aslında e, yargı süreçleri sulandırılarak arada bir tartışma meydana Ben işte ben niye katılmıyorum şimdi biliyor musun Murat? Bunun senin anlattığın böyle e, nasıl denir aslında bir mücadele var ama işte o suistimal ediliyor şeklinde. Ben bir mücadelenin olduğunu inanmıyorum gerçekten çünkü Hı. bir mücadele olabilmesi için bunun merkezi bir sistemle yürüyor olması lazım. Yani böyle devasa örgütlerle darbe girişiminde ben yani 15 Temmuz darbe girişimi gerçekten de Fethullahçıların yaptığını, FETÖ'cülerin yaptığını düşünen biriyim. Böyle bir örgütle Bunda devlet yok zaten. Bu devlet, evet. evet evet biz 2008 yılından beri meydanlarda bağırıyoruz. Aynen öyle. Ama bağırıyoruz şöyle haykılarak. bir şey var. Yani bir örgütle mücadele edeceksen bir bir örgütü gerçekten çökertmek istiyorsan bütün bütün mücadele kanalları bellidir. Bak şimdi bu iddia neye dayanıyor? Sedat Peker ne diyor? Diyor ki Yeni bir müzakere süreci başladı FETÖ ile. Diyor. Bak, evet. Yani evet. bir açılım süreci başladı. Yani bunun adı o. Yani FETÖ ile bir iki Barışma. buçuk aydır evet, barışmak için temaslar kuruluyor. E çünkü dedi. orada aslında iki temel mesele var benim gördüğüm. Özellikle Mücahit Aslan'ın ya da e, sosyal medyada kendisinin yazdığı şekliyle Ali İhsan Aslan'ın hangi süreçlerde kritik rol oynadığını hatırlayacak olursak örneğin Biden'ın kampanyasındaki lobicilik faaliyetlerinde kritik rol oynadı. Çözüm sürecinde kritik rol oynadı. Bunları düşünecek olursak... Yani herhalde şöyle bir şey söylüyor Sedat Peker. FETÖ ve çözüm süreciyle aynı anda bir yeni seçmen kümesi herhalde iktidar yani ittifakına. Sa sadece seçmen değil bence. Bence şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi Mücahit Aslan <laughs> siyasi figür olarak çok güçlü bir siyasi figür. Yani böyle büyük sıfatlarla böyle çok göz önünde olmuyor. Ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı danışmanı. Aynı zamanda bahsettiğin gibi Biden döneminden sonra demokratların Amerika'da iktidara gelmesinden sonra lobi faaliyetlerini yöneten isim. O da bir anlamda sanırım şunu yapıyor. Yani Mücahit Aslan ile da ilişkiyi kuran kişi ya. Yani işte bu müzakere sürecinin dış kaynakla aynı zamanda olduğu ve böyle bir hamle yapıldığı yönelik iddiada bulunuyor. Bak bunu özellikle altını çiziyorum. Sedat Peker'in iddiasını evet, konuşuyoruz. Bununla ilgili ya. bir delili yok ortada. Bununla ilgili bir kulis bilgisi gibi. Yani o o o, o parti tabanından belki bilgi alıyordur ama yani onu da bunu söylediği diye doğru diyemeyiz. Ama Mücahit Aslan dediniz gerçekten de işte Erdoğan'ın kara kutusu diyebileceğimiz bir isim. Yani o şey bir tanım değil. Yıllardır Erdoğan'ın sır küpü olarak zaten kendisi tanımlanır. Mücahit Aslan. Zaten Sedat Peker de öyle ifade ediyor. Evet, kara, kara kutusu. kutusu. Ama sır küpü de, medyada da öyle yer alır. Yani Kemal Özdemir de zaten köz değil miydi abi? Efendim? Yani. közcüler diye. Tabii, 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 közcüler közcüler. diye geçmiyor. Tabii Onlar Tabii, e bunu, közcüler. Bu Onlar ayrı hale, bir alternatif. De. Bu kişiler hala üniversitelerde hadis profesörü olarak yer almıyorlar mıydı? Ama bu şeyler ayrıldılar o süreçten sonra tamamen. Sonra yani yani ayrıldı. Çok bilgiler işte. verdiler. Gerçekten o anlamda hakkını yemek lazım. Yani İtirafçı oldular. Aracı oldu ve çok bilgi verdi. Bu kitaplar, bu konuda şeyler yayınlar çok. Yani Fethullah Gülen cemaatin yani Fetö'nün bütün kodlarını Açık, öğrenmek açısından açalım diye zaten evet, izleyiciye evet, açalım evet. diye. Soruyorum. Yani o kodları öğrenmek açısından ondan çok faydalanıldı ve bu operasyonlarda da faydalanıldı. Yani ben şunu merak ediyorum. Ha. Sedat Peker neden durup dururken cevher güvene cevap vermek bu, ve bu iddiayı gündeme? Ben ki... anlamadığım şu. Çok özür dilerim abi. Ek olarak sorayım Özlem'e. Şimdi Sedat Peker anlamadığımız şekilde yazabiliyor bu tür iddiaları dile getirebiliyor. Video çekemiyor. Video çekemiyor. Ya Şimdi ikincisi ise şu. Öyle bir kişilerle, isimlerle ifşaat yapıyor ki Serhat Peker. Öyle kişilerle ifşaat yapıyor ki. Şimdi Serhat Peker'e sadece Serhat Peker hakkında YouTube'da yayın yapan bir kişi bu değil. Bu FETÖ'cü değil. Bunun gibi en az belki de binlerce kişi Sedat Peker hakkında yorumlar yapıyor ve çözümlemeler yapıyor. Fetöcü olarak demek istiyorsun. <laughs> FETÖ'cüler arasında Fetöcülerden geç bu fetöçülerden bağımsız özne evet, özne evet. özne o değil. Evet biz de özne biliyoruz. olarak bütün evet. herkes Sedat Peker'le ilgili e yapıyor? Yapın. Niye analizle? her kişiye cevap vermiyor da özellikle Cevheri? Ya Cevheri Güven'in şöyle bir şeyi var çok izleniyor gerçekten. Yani öyle bir e, sorun var. Yani Bunu bu, bir izlenmesi mi? Evet evet. Bu videolar başladığında da Hayır, da çok izlenmesi geniş. değil. Bu e, e Cevheri'nin e, Güven'in iddia ettiği şeyi bir tek Cevheri söylemiş anladığım evet, kadarıyla. Evet o söylüyor ama yani iddia ya başka söylese dikkate Sedat almaz. Peker, şöyle, sayın Sayın şöyle. Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sayın MİT Müsteşarı Hakan filanla Birlikte bir yol yürüyor imasında bulunmuş Cevher Güven. Benim anladığım o. O Kesinlikle da ona o. cevap veriyor. Kesinlikle evet. o. Ama evet. şöyle bir gerçek var. Yani o bunu işte bin kişinin takip ettiği bir hesap söylese onu dikkaten